LGS'ye son 154 gün gerçekten hızlı bir şekilde zaman akıp geçiyor ama biz hiç korkmuyoruz çünkü çalışan kazanır elması kızarır. Hemen başlayalım günün sözüne baktığımızda Descartes var çok önemli bir felsefeci aynı zamanda bir matematik profesörü. Plansız çalışan kimse ülke ülke dolaşıp hazine arayan bir insana benzer. Yani plansız çalışmak olmaz diyoruz. Hemen de şöyle kapatalım cümlemizi. Niye? Planımız yoksa yani bir program içinde dahili de hareket etmiyorsak ister istemez hedefimizi bilemeyiz ve ulaşamayız. Dolayısıyla mutlaka LGS hazırlık sürecinde de planlı programlı çalışıyoruz. Bu bir. Gelelim günün yorumuna. Hümeyra Akkuş 266 beğeni almış. Gerçekten tebrik ediyoruz Hümeyra'yı. Ya ben derse çok iyi anlıyorum ama konu eve gelince batıyor. Evde hiçbir soruyu ya çözemiyorum ya da çözesim gelmiyor. Bu konuyu nasıl halledebilirim diyor. Şimdi birincisi yaşadığın sıkıntıyı birçok öğrenci yaşıyor Hümeyra. Ve zaten 266 beğeni almasan da bu belli. Ne yapmamız lazım? Birincisi okul yazılarını ayrı değerlendirmemiz lazım. Test tekniğini, sıran soruları çözmeyi ayrı değerlendirmemiz lazım. Ve temelinden başlayıp temel, orta ve sınava uygun, LGS uygun sorulara geçmemiz lazım. Direkt LGS tarzı soru çözersek bu sıkıntı yaşayabiliriz. O zaman planlı ilerleyeceğiz. Adım adım ilerleyeceğiz. Yani insan hemen hop diye koşmadı. Önce bir emekledik. Sonra ayağa kalktı. Yavaş yavaş adam Sonra yürüdü. Biz de bu şekilde planlı bir şekilde ilerlersek hiçbir sıkıntı kalmaz. Günün kitabına baktığımızda Montaigne'in denemelerini görüyoruz. Gerçekten güzel bir kitap. Bu kitap bizim Türkçe açısından inanılmaz kazanım elde etmemizi sağlayacak. Ne olacak? Birçok kelimeyle tanışacağız. Birçok kelimeyi daha iyi görüp Türkçe sorularını daha hızlı çözeceğiz. Günün kararına baktığımızda ise TOS'u görüyoruz. TOS'un birçok sayısı var. Bilen arkadaşlarımız biliyor. Tam da az önce Hümeyra'nın bahsettiği şeyle alakalı. Nedir biliyor musunuz? Temel orta sınav tarzı. Yani Türkçe matematik falan bunlar biliyorsunuz Katsayıları en önemli olan 3 ders. Yani bir Türkçe neredeyse dört tane inkılap. Bir matematik, dört tane İngilizce. Yani çok değerliler. O yüzden bunlardan çok iyi yapmamız gerekiyor. Biz de dedik ki bunları nasıl çocuklar iyi yapabilir? Öğrencilerimiz nasıl iyi yapabilir? Önce Türkçe temel soruları veriyoruz. Ardından orta sorular biraz daha seçici. Sonra sınav tarzı sorular. Bir sayfa bir soru. Aynı şeyi sadece Türkçe değil matematik de yapıyoruz. Temel. Önce güzel güzel kısa kısa sorularla öğreniyoruz. Önce bir emekliyoruz yani. Sonra orta sorular. Birazcık ayağa dikerlik. Tutuna tutuna yürüyoruz. Sonra sınav tarzı. Birden fazla kazanım olan güncel hayatın içerdiği daha seçici sorular. Bunlara takılır da zaten TAS uygulaması sayesinde soruların çözümünü görebiliyoruz. Beceri temelli ve aylık olduğu için de aşamalı bir şekilde planlı bir şekilde ilerlemiş oluyoruz. Günün gelene baktığımızda ise yine Tonguç burada gördüğünüz gibi hangi ara işlediği bu konuya diyor Gerçekten bitirmemiz gereken konular adeta bir pasta gibi. Sen her gün bir dilim pasta yersen hop 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 lezzetli bir şekilde bu pastayı bitirebiliyorsun. Ama son hepsini yerim dersen bir bakıyorsun ki bir sürü kocaman bir pasta. Size kocaman büyük bir pasta verseler hadi bitir bir saat içinde deseler ne yaparsınız? Pasta bile olsa bitiremezsiniz. Olmayacak bu işlersiniz. O yüzden adım adım planlı bir şekilde ilerliyoruz ve bu işi hallediyoruz. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar.